Merhaba. Bugün 2018 YKS sonuçlarından itibaren hafta içi yapılacak olan 7 ile 14 Ağustos arasında tercih dönemimiz var. Biliyorsunuz ki bu tercih döneminde sokağa çıktık. Sorular soracağız. Bakalım ne gibi cevaplar alacağız? Hep birlikte göreceğiz. Hangi bölümdesin? Psikoloji bitirdim. Daha yeni mezunum. Başkent Üniversitesi'nden mezun oldum. Yani İsterseniz direkt psikoloji hakkında. Olur. Ben çok isteyerek geldim bölüme. Çok severek de okudum. Çok da memnunum bu bölümü bitirdiğim için. Ama gerçekten istemeden yapılacak, ya yani okunacak bir bölüm değil. Yani 4 yıl bayağı zorlu bir şekilde geçiyor. Bunun dışında da psikoloji bitirdikten sonra birkaç alana yönelebiliyorsunuz. Bunu da zaten 4 yıllık eğitim içinde kendi kendinize tercih ediyorsunuz. Yani az çok belli oluyor kafanızda hangisine daha çok ilginiz olduğunu. Peki Türkiye'deki psikoloji eğitimi sence yeterli mi? Hani çoğu okul çok yeter. Tercihinden önce okuldaki derslerin içeriğine kesinlikle bakılmalı. Hocalarla konuşulmalı. Zaten ilk görüşmede bile belli oluyor bence okullar arasındaki farklar. Çok teşekkür ederim. Evet. Hangi üniversitedesin? Gazi Üniversitesi. Bölüm? Hukuk okuyorum. Memnun oldum. Hafta içi yapılacak olan tercih döneminde öğrencilere verebileceğin birkaç tavsiye var mı? Tabii tercih dönemi ve çok verimli geçirmesi gerektiğini düşündüğüm bir dönem. Kendimden de biliyorum zamanında. Tercih döneminden sonraki süreç bütün hayatınızı etkileyecek bir süreç arkadaşlar. Bu dönemde çok dikkatli adımlar atmanız gerekiyor. Gerek ailenize, gerek hocalarınıza mutabık olarak aldığınız kararlar sizin hayatınızı belirleyecek. Bu noktada çok ince düşünüp sık eleyip hayaliniz olan bölümlere yönelmeniz gerekiyor. Evet, her zaman hayalinize erişemeyebilirsiniz. Olsun, bir daha denersiniz, yine olmaz. Ama sonucunda başka alternatiflerinizin de olduğunu unutmayın. Bunlara yönelik olarak tercihlerinizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz Burkay. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. İyi günler. Merhaba, adını öğrenebilir miyim? Merhaba, Alper ben. Merhaba Alper. Hangi üniversitede okuyorsun? Ben Bilkent Üniversitesi'nde hukuk okuyorum şu an. Hukuk. Geleceğin avukatı diyelim. İnşallah. İnşallah. Peki sınav sürecinde, özellikle tercih döneminde öğrencilere tavsiyelerini öğrenebilir miyim? Tabii, yani öncelikle hani ben herhalde istediğim bölüme girmeyenlerden hani en örnek kişi benimdir. Yani ben tüm lise hayatım boyunca matematik fen okudum. Ve hani mühendislik okuyacağımı düşünerek yaptım. İlk dönemde elektrik elektronik bölümüne girdim Bilkent'teyken. Ama hani gerçekten bana uygun bir bölüm olmadığını fark ettikten sonra hukuka geçmeyi düşündüm. Bölüm değiştirdin. Evet, yani... Pişman mısın? Hiç pişman değilim. Yani çünkü gerçekten elektrik elektroniği hani bana uygun olmadığını fark ettim. Hani insanlar olsun, hani derslerin tipi olsun, yeterince hani sözel gelmedi bana. Hmm. Ve hani önemli olan şu bence, hani bir derse hangi alanda daha çok çalışmak istiyorsanız, hangi ders tipinde daha kendinizi uygun görüyorsanız ona uygun bir bölüm seçmenizi tavsiye ederim ben. Bu da yani özellikle mesela mühendislik istiyorsanız mesela kesinlikle önermelisiniz diyebilirim. Çünkü hani isteyen bir insan rahatlıkla çalışabilir. Ama hiçbir şekilde bir bölüme zorla girmemenizi tavsiye ederim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Merhaba, adını öğrenebilir miyim? Öykü adım. Merhaba Öykü, memnun oldum. Okuyor musun? Okuyorum, evet. Üniversite, hangi üniversite? Üniversitede Fransa'dayım, yurt dışındayım. Yurt dışındasın, evet. Çok güzel. Ne okuyorsun? Tıp okuyorum şimdilik, bakalım. Tıp okuyorsun, tebrik ederim bu arada. Teşekkürler. 2018 YKS sonuçlarında bu hafta içinde yapılacak tercih döneminde öğrencilere tavsiyelerin ne gibi şeyler yapabilirler? Birkaç cümle söyleyebilir misiniz? Ya eğer yurt dışı istiyorsanız önce gerçekten kararlı olmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok zor. Yani ben bu kadar beklemiyordum beni zorlasın ama gerçekten çok zorlandım. Bunun zor olacağını bilerek gelin.
Onun dışında eğer yapabilirseniz gerçekten çok güzel aslında. Keyifli oluyor başka bir dil öğrenmek, yeni insanlarla tanışmak. Yani istiyorsanız kazanmak, gerçekten yapabilirsiniz. Tıp kazanmak sence nasıl açıklanır? Yani ders çalışma sürecinden itibaren tamamen her şey. Sürekli ders çalışmak gerekiyormuş gerçekten ki ben çalışkan bir insan değilim asla ama yani sürekli ama çalışmak gerekiyor. Denk geldi. Peki Türkiye'de okumayı düşünmedin mi? Türkiye'de okumayı düşündüm ama Türkiye için çalışmadım hiç yani sınava falan. O yüzden ya elimde yurt dışı seçeneği varken direkt oraya gittim diye düşündüm. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Merhaba, hangi üniversitedesin? Merhabalar, Gazi Üniversitesi'ndeyim. Adını öğrenebilir miyim? İbrahim Safa Uysal. Memnun oldum İbrahim. Memnun oldum. Tercih döneminde öğrencilere verebileceğin tavsiyeleri alabilir miyim birkaç cümleyle? Tabii tercih döneminde verilecek tavsiyeler bölümlere göre üçe ayrılıyor. Sözel konusunda çok bir fikrim yok ama sayısal ve mühendislik alanlarında tercih yapacak arkadaşlara ve daha çok teknik üniversiteler, İTÜ ve ODTÜ'yü tavsiye ederim. Diplomaya sırtını dayayarak bir şey yapamayacaklarını şimdiden söylemek isterim onlara. Çünkü asıl olan kişisel gelişim. Kişisel gelişimde ne kadar kendilerine fayda sağlarlarsa ileride o kadar faydalarına olacaktır. Eşitarlık alanında da, hukuk alanında ben okuduğum için Galatasaray, Bilkent, Gazi, İstanbul, Ankara bu üniversiteleri tavsiye edebilirim. Ama aynı şekilde eşitarlıkta da kişisel gelişimler ne kadar kuvvetli olursa kendilerine o kadar faydasına olacaktır. Diplomalar çünkü çok bir şey ifade etmeyecek mezun olunca. Çok teşekkür ederim. Ne demek ben? İyi günler dilerim. Hangi bölümdesin? Sosyal hizmet. Hangi üniversite? Hacettepe. Hacettepe. 2018 YKS sonuçlarına itibaren 7 ile 14 Ağustos arası tercih dönemi olacak. Bu tercih döneminde öğrencilere ne gibi tavsiyeler verebilirsin? Ben hani bilemiyorum hani kim nasıl yerleşiyor yani kimi kaçın senesi ama yani benim aklımda bence asla istemedikleri bir yere gitmesinler. İstemedikleri bir şehirde, yaşayamayacaklarını düşündükleri bir şehre gitmesinler. Yani illa tabii ki herkesten ekonomik baskısı oluyor. Kimsenin ailesi inanılmaz iyi durumlarda olmuyor. Yani en kötü bir vicdan azabı oluyor. Peki sen gerçekten istediğin bir bölümde misin? Evet, istediğim bir bölümde. Merhaba, isminiz? Eser. Hangi bölümdesin? Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, 4. sınıf öğrencisiyim. Memnun oldum. Aslı sınavı hakkında öğrencilere birkaç tavsiye verebilir misin? Ben 2013 senesinde girdim YGS'ye. Bu sene Türk Dili ve Edebiyatı'nı kazandım Hacettepe Üniversitesi'ne. Sonra geldim bir sene boyunca Türk Dili ve Edebiyatı'nı okudum. Okuyamadığımı fark ettim ama bir sene daha denemek istedim. 2 yıl boyunca... Yoksa şansım var. 2 yıl boyunca denedim. Hiç mutlu değildim. İstediğim yerde olmadığımı fark ettim. Sonra tekrar LYS'ye girdim. Hazırlandım yani çalışarak girdim. Sonra sosyal hizmet bölümünü keşfettim. Okuyanlara sordum ettim. Çok bana uygun bir meslek oldu ve aslında en başından beri buraya gelmem gerektiğine karar verip tekrar tercih yaptım. Şu anda işte 6 yıldır üniversiteye ekliyorum ama daha mezun olamadım ama çok mutluyum. İyi ki böyle bir şey yapmışım. Yanlış tercih, pişmanlık. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Hakan. Merhaba Hakan. Hangi üniversitedesin? Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndeyim. Kaçıncı sınıf? Son. Son. Hangi bölümdesin? İktisat. Hafta içi 7 ile 14 Ağustos arası 2018 YKS sonuçlarının tercih dönemi olacak. Bu tercih döneminde öğrencilere tavsiye verebileceğin birkaç cümle söyler misin bize? Ben iktisat seçtim, pişmanım mesela. Siz böyle olmayın yani. Araştırın, ona göre bir üniversiteye gidin. Ona göre bir bölüme gidin. Yoksa ileride çok sıkıntı çekersiniz. Peki değiştirmeyi düşünmedin mi? Düşündüm. Sonra dedim ki zaten 2-3 sene geçti. Yani bu 2. ve 3. sınıf arasında olmuştu. Zaten 2-3 sene gitti bari devam edeyim dedim. Pişmanım ama. Pişmansın. Çok evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler dilerim. Teşekkürler. Merhaba, ismini öğrenebilir miyim? Oğuzhan Karakuş. Okuyor musun? Okuyorum. Hangi üniversite? Giresun Üniversitesi. Bölüm? Enerji Sistemleri Mühendisliği. Tercih döneminde öğrencilere verebileceğin tavsiyeler var mı Oğuzhan? Tercih döneminde şöyle bir şey, eğer bir hayaliniz varsa öncesinde, küçüklüğünüzde bir hayaliniz varsa onun üzerinde gitmenizi isterim ben daha çok. Yani daha çok işte ailenizin baskısı veya arkadaş ortamımızın baskısı değil de kendi hayaliniz üzerine gidin. Yani ben atıyorum, mühendis olmak istiyordum küçüklüğümden beri. Yani hep mühendis olmak istedim ve bunun üzerine çalıştım. Sayısal bölümü seçtim atıyorum lisede ve bunun için uğraştım. Ve mühendis oldum, pişman değilim, çok mutluyum. Hayalinize devam edin her zaman. En büyük tavsiyem bu olur zaten size. Çok teşekkürler Oğuzhan. Önemli. İyi günler dilerim. Merhaba, ismini öğrenebilir miyim? Enes. Merhaba Enes.
gibi tavsiyeler verebilirsin? Ya tercih döneminde rahat olmalarını diliyorum. Bir kere iyi düşünmeleri lazım. Çünkü hayatlarını belirleyecek bir tercih yapacaklar. Aynı zamanda üniversite olarak da puanları tutuyorsa genel olarak devlet üniversitelerinin daha iyi olanlarına, Boğaziçi olsun, ODTÜ olsun, bunun gibi üniversitelere tercih yapmalarını isterim yani. Sen tercih yaptın mı? Ben yapıyorum, düşünüyorum şu anda. İyi bakalım, inşallah istediğin bir yer olur. Öncelikle i̇nşallah. Onu söyleyeyim. Çünkü evet. Geleceğini belirliyorsun, evet. Kendini geliştireceksin ve bu süreçte gerçekten donanım kazanan bir üniversitede olman gerekiyor. Evet. Benim tercihimde inşallah başarılı bir öğrenci olursun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Bu sene üniversite sınavına girmiş öğrencilere verebileceğin tavsiyeler var mı? Öncelikle başarılar diliyorum kendilerine tercih sürecinde. İsmim Egehan, Sakarya Üniversitesi ekonomi mezunuyum. İyi bir öğrenci olduğum ya o dönemde söylenemez. Ki zaten şu anda da o mesleği, okuduğum mesleği yapmıyorum. Ekonomi bir bölüm mezunuyum. Bu konuda özellikle arkadaşlara şunu tavsiye edebilirim. Mutlaka ama mutlaka istedikleri mesleğe yönelsinler. Yani sırf yazmış olmak için yazmasınlar, tercih yapmasınlar. Bu özellikle onların hayatlarındaki gidişatı da etkileyecektir. Bu konuya özen göstermelerini tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. 2018 tercih döneminde şehrin nabzını tuttuk, sorularımızı sorduk. Bu cevaplara göre tercih döneminde artık son söz sizin. Size verebileceğim birkaç tavsiye de gerçekten istediğiniz bölümleri, istediğiniz üniversiteleri tercih edin. Aileniz, etrafınızdaki insanlar, akrabalarınız tercihlerinize karışabilir. Çok normal. Bu doğanın bir kanunu neredeyse. Bunları göz önünde bulundurmayın. Sizden tek ricam sadece istediğiniz bir bölümü seçmeniz. O yüzden bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şuradan abone olabilirsiniz, beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ederim.